Abi Allah gücünüzü, kuvvetinizi, sesinizi, nefesinizi artırsın. Amin. Allah Allah. Bu kadar bayramlar güzel bir yorum, bu kadar güzel bir icra, bu kadar duygulu ve her bir türkü ezgisiyle, sözüyle, manasıyla bu kadar insanı yakalayan, kucaklayan, alıp bir yerlere götüren türkülerin hepsini bir arada sadece bize kısmet olmadı. Allah razı olsun. Ekran başındaki milyonlar da bugün çok farklı, çok güzel, çok derin bir gün yaşıyorlar sayenizde abi. Estağfurullah, kendi sayalarında. Onlar bizi dinlemese biz kime dinletebilirik? Biz onlara borçluyuk. Onlara saygımız, onlara sevgimiz, onlaradır efendim hürmetimiz. Kabul ederlerse itmelerini rica ediyoruz. Sağ olsunlar. Ayaklarının turabı gönüllerinin hizmetçisiyik. Sağ olsunlar. Bizim gönül hizmetçisiyik. Bu gönül gönül sazı. Aşkın icadı, gönülün hizmetçisi bu. Aşkı olmayan sazı çalmasın diye bir sözünüz var sizin. Saz eline almasın, müzik hiç uğraşmasın diye bir sözünüz efendim, var abi. Aşk herkeste var da aşkın fotoğrafını görsünler, kimliğini tanısınlar. Görmediğini söyleyen yalan söyler. Bir insanda gön gözü var, bir de can gözü var. Neyse ben fazla şey yapmayayım. Şimdi Salkım Söğüt, izleyiciler için siz çok özel bir isimsiniz. Bir başka programda olsa bir şey diyemem ama yani Salkım Söğüt izleyicileri, Neşet Ertaş'ı en iyi anlayacak izleyiciler. Onun için bugün yani türküsünü, hani bizim sık sık söylüyorum ya, türküsünü arayan dinleyiciyle dinleyicisini arayan türküleri buluşturan program. Bugün de tam da bu sözü doğrulayan bir program yapıyoruz. Sizin işte az önce birinci bölüm, ikinci bölümde okuduğunuz o divan gibi dinleyicisini arayan türküleriniz vardı. Yıllardır söylemiyordunuz. Gerçekten müthiş bir türkü. Ve o türküyü arayanlar vardı. Onlarla estağfurullah efendim, gönüller buluştu. Kendi aklımızın, kendi mantığımızın, kendi doğrumuzun gördüğümüz, kendi doğrumun türküleri bunlar. Benim ya yaşadığım, gördüğüm kendi i̇şte, doğrumun türküleri. Abi farkınız orada. Bunu bunu artık herkes fark etti. Şükür bunda naçizane az da olsa bir gerek bu kitap, gerek yaptığımız belgesel, daha sonra Can Dündar'la yaptığımız belgeselin sizin saz ve söz ustalığınızın dışında yönünüzün, özelliklerinizin olduğunu. Estağfurullah, usta yaradan ben yaratıldım Bayram kardeş, sağ ol, teşekkür ederim. Abi bu anlamda hepimiz şüphesiz yaratıldık ama siz çok farklı bir özelsiniz gerçekten. Biraz evvel bir şey okudum bu gelen listelerde. Bir hanıma çocuğu ne dediyor dedim, bu orayı bir daha okuyabilir mi? Babaannem şimdi abi o kadar çok ne diyor ki, yüzlerce mana olarak söyleyeyim. Yok biraz yok. Hatırladım. Şey diyor, babaannem ne televizyonda Neşet Ertaş çıkacağını söyleyince hangi Neşet Ertaş dedi diyor. Bizim Neşet Ertaş mı yoksa başka biri mi dedi diyor. Şimdi sizin isminizi kullanan, bizim Neşet falan gibi isimler kullananlar da var ya abi. Sizin İşte yıllardır evet küçük Neşet, bizim Neşet benzeri. Sizin şöhret, sizin adınızın gölgesinde. Estağfurullah. Yok öyle yani. Gölge dedin, bak gölge dedin. Gölgeye yani girenin gölgesi olmaz. Eyvallah, eyvallah. Gölgeye girenin gölgesi olmaz. Bunu gölgeye girenler kulağına küpesinler bu sözü. Kendileri güneşe çıksınlar, kendilerinin gölgesi olsun. Gölgede durmasın. Ben kimseye dur demedim. 50 senedir aralıksız türküler verdim. Hiçbirinin içinde adım soyadım yok. 27 sene yurt dışında kaldım. Burada kasetlere okuyanlar, plaklara okuyanlar, söz müzik kendilerinin olarak yazdıranlar, televizyonlarda bazı görüyorum, bazı rastlardım de oralarda. Efendim bu türkü kime ait deyince yani acizane der gibi böyle onları da hiç kimseye bir şey demedim. Türkülerimi okusunlar. Ama sözlerini lütfen tam bellesinler baştan sona kadar. Özünü, sözünü, sazını sazını da bozmasınlar. Dedim ya biraz evvel, akıllarını saz çalmaya vermişler, türkünün laflarını mı diyor. Öyle saz çalan yeğenlerim var ki sayamayacağın kadar da çok. Dedim ya akıl almayacak kadar saz çalıyorlar. Abi onlara Hacemmi'nin söylediğini sen söyle. Ağır ol diye.
Hatırladınız değil mi? Evet. Hacı Emmi'nin oraya toplanmış gitmiş yeni gençler, havaslı saz çalanlar toplanmış gitmiş. Bu sen bahsettin taşı... yeğenler gibi böyle saza kafayı takanlar. İşte aynı benim evet. yeğenlerim toplanmış gitmişler. Hacı Emmi'm de açtırmış hanımına kapıyı, gelmiş oturmuşlar. Irak'ı da var tabii, işte ne gençler ya, işte orada şimdi yani Hacı Emmi'me saz çalmayı beğendirecekler kendilerinin. Evet, evet. Efendim affedersiniz işte tırıt 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 arul dermiş ara sıra. Çünkü evet. sırasıyla hevesli ya gençler evet. o alıyor affedersin tırıt 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 tırıt. İtin kavurga yediği gibi değil mi? İtin kavurga yediği gibi. Kimin? İtin kavurga yediği gibi. Onu bilmem. Neyse. Şimdi efendim onu dedi ağır ol derler de. Benim gençlerime, yeğenlerime diyorum yani Anadolu'da evet. öyle çok Allah'a şükür öyle memnunum, öyle mutluyum ki ölürsem gözüm açık gitmez. İnan evet. buna. Hepsi birbirinden üstün saz çalıyor. Hepsi her biri bir Muharrem Usta yarının daha gençler şimdi oturduktan sonra her biri Hacı Taşan, her biri Çekiceli, her biri kara suratlı Neşet Ertaş bunları şimdiden görüyorum. Ölürsem gözüm açık gitmez. Evet. Sadece diyeceğim sözler işte bu dediklerim işte bir daha anlasın, nasıl tekrar edeyim? Anlayarak söylesinler. Saz gelir söylesin. Anlamayana davul zurna da çalsan kulağının dibinde ben duydum demez. Abi herkes duydu. Evet. Evet, ben fazla konuşmayı sevmem. Estağfurullah bir. Fazla konuşmayı sevmediğin bu da ya bir de konuşursan nadir olacak. Sizin söyledikleriniz de türküleriniz kadar bizim için ve dinleyenler için önemli. Ama yine kısa bir aramız var. Kısa bir aradan öyle sonra. Mi? Evet. Ben hazırladım halbuki. Kısa bir ara. Abi sizi çok yorduk. Farkındayım. Hakkınızı helal edin. Ben öldüğüm zaman bil ki Neşet Neşet yorulmuş desinler. Ben öldüğüm zaman. Ne zaman ölürsem o zaman yoruldum. Aşkınan çalışan yorulmaz ya derdi babam rahmetlik. Abi, Bayram kardeş. Onu biliyorum abi, onu biliyorum. Biz şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz. Aradan sonra tekrar beraber olacağız efendim.